Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Hatırlarsanız geçen videoda adım adım Almanya'da doktorluğu işlemiştik. Bugünkü videomuzun konusu da birinci ve en önemli olan adım olan Almanca olacak. İlk defa kanalıma gelenler, bu videoyla beni tanıyanlar için ben Deniz Cemal Altuntaş, namı diğer, bunu da yeni öğrendik doğrusu, namı diğer Almanya'da bir doktor. Yaklaşık 6 yıldır sosyal medyada Almanya'da doktorluk ve yaşam ile ilgili, daha çok doktorlukla ilgili içerikler üretiyorum ve 1 yıldır da profesyonel olarak gelmek isteyen arkadaşlara yardımcı oluyorum. Şimdi hiç lafı uzatmadan videomuza geçelim. Bugünkü videomuzun konusu Almanca. Şimdi Almanca ile ilgili ben bundan 3-4 yıl önce sunum vesaire yaparken, Almanya'da doktorluk sunumları yaparken çok böyle orijinal komik bir slaytım vardı. Orada Almanca işte Almanya'da doktorlukla ilgili yapılacaklar listesinde Almanca 3-4 defa falan geçiyordu. Yani ilk yapılacak şey Almanca, dördüncü yapılacak şey Almanca, yedinci yapılacak şey Almanca, bilmem kaçıncı yapılacak şey Almanca. Çünkü Almanca inanılmaz önemli arkadaşlar. Almanca iki şey için önemli. Birincisi, sizin burada hekim olarak çalışmanız için zaten zorunlu Almanca olayı. İkincisi ise 4-5 yıldır artık neredeyse Almanya'da yaşayan birisi olarak söyleyebilirim ki burada sağlıklı bir hayat için, psikolojik olarak düzgün bir hayat için, yaşam standardı için, daha kaliteli ya da hadi düzgün demeyelim, daha kaliteli bir hayat için Almancanızın olması çok çok önemli ve sizi çok 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 ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum. Şimdi zaten beni uzun zamandır takip eden arkadaşlar Almancayı benim ikiye ayırdığımı bilir. Birincisi sertifika almak için gerekli olan Almanca. İkincisi ise yaşamak için, çalışmak için, konuşmak için gerekli olan Almanca. Bu ayrımı neden yapıyoruz? Çünkü sertifika olayı çok başka. İnsanlar şöyle düşünüyor. Yani ben Almanca öğrenmeye başlayacağım. Almancayı öğreneceğim, öğreneceğim, öğreneceğim. Sonra gidip sertifika alacağım. Böyle bir şey değil arkadaşlar sertifika. Sertifika bir sınav sonucunda size verilen bir belge. Almancayı unutun. Bunu herhangi bir şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yani ille Almanca olmasına gerek yok. Başka herhangi bir meselede de sertifika almanız gerekiyorsa bir sınav vardır, bir eğitim vardır. Gerekirse bu sınava yönelik bunu halledersiniz, sınava girersiniz, geçersiniz. Ve bilin bakalım biz doktorlar hangi konuda çok iyiyiz? Aynen öyle. Biz doktorlar sınav konusunda zaten çok iyiyiz arkadaşlar. Yani bütlerdir, komitelerdir, blok bilmem ne sistemidir, şu sistemidir. Yani yılda 50 defa sınav olan insanlarız. Bu fakülteyi kazanasıya kadar bile defaatle sınav olmuş, sınav hazırlanmış insanlarız. Dolayısıyla sertifika olayı sizi korkutmasın. Kesinlikle ve kesinlikle korkutmasın. Hızlı bir şekilde almak için de elinizden geleni yapın. Şimdi bu konuda sertifikaya yönelik Almanca ile ilgili benim kitap noktasında ve YouTube noktasında, videolar, içerik noktasında birkaç tavsiyem olacak tabii ki sizlere yararlı olması açısından. Şimdi kitap noktasında hangi kaynağı seçeceğinizden bağımsız olarak nasıl bir kaynak seçeceğiniz önemli. Şimdi burada Almanca, yani Almanların çıkarttığı tamamıyla Almanca, içerisinde hiçbir Türkçe kelime bulunmayan kitapları ben öneriyorum. İşte Schritte Plus serisi olabilir, Mention serisi olabilir, aklınıza gelen bu tarz buradaki kurslarda kullanılan genel sizin de satın alabileceğiniz kitaplar var. Bunları edinip bunlardan çalışıp sertifika için hazırlanabilirsiniz. Yine sınav öncesinde, sınava girmeden önce sınava yönelik nokta atışı yapan kitaplar var. Atıyorum işte Klet diye bir yayın evinin neydi? B2 sınavına yönelik mit Erfolgsum Telk ve Sway almıştım ben. Yani direkt sınava yönelik kitapları var. İçerisinde test örnekleri, sınav örnekleri olan kitaplar var. Bunları yine çalışabilirsiniz. Veyahut da yine hadi kayıt dışı söyleyelim. Bazı sosyal medya gruplarında dolanan yöntemleri de kullanabilirsiniz. Zaten o yöntemlerle yolunuz bir kez çakıştıysa veya bir grupla yer alıyorsanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ben bu tür şeyleri videolarda zikretmeyi çok sevmiyorum ama özel hayatınızda bunları araştırıp bulabilirsiniz. Önemli olan dediğim gibi o sertifikayı bir an önce almak, evrakları tamamlamak ve sürecinizi başlatmak. Sertifika Almancası budur arkadaşlar. Bu arada bu sınavlarla ilgili ders noktasında da yine şöyle bir tavsiyem olacak. Bir partner bulun. Yani sizinle aynı yolda yürüyen bir arkadaşınız olabilir, iki kişi. Ve iki kişi özel ders alabilirsiniz veya iki kişi beraber çalışabilirsiniz. Yani burada tabii ki bütçe devreye giriyor. Hani kalabalık sınıflar tabii ki daha ucuz oluyor, büyük kurslar vesaire. Ama benim size acizane tavsiyem, yani 500, 600, 700, 800 euro, 1000 euro bir işte Göte gibi ünlü bir, yani böyle isimde zikretmek istemiyorum ama ünlü bir kursa para vereceğinize diyeyim. Onu bir özel derse veyahut da arkadaşınızla verimli bir programa yatırırsanız, ekipmana yatırırsanız zaten sınavları halledersiniz. Yani
atıyorum 1000 euronuz var cebinizde. Bunun 300-500'ünü eğitime harcayıp sonrasında geri kalan işte 160-200 euro ile sınava girerseniz, bu sınavdan kalsanız bile geriye kalan 200 euro ile tekrar sınava girebilirsiniz ve o kaldığınız sınav sizin için eğitimden, her şeyden çok 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 daha büyük bir kaynak olacak. Yani biz korkuyoruz başarısızlıktan. İşte sınavdan kalmak bizim için çok büyük bir mesele. Ama aslında öyle değil. Alt tarafı B1, B2 sınavı yani. Hani parasını veriyorsunuz, giriyorsunuz, kalırsınız. Sonra tekrar bir daha giriyorsunuz. Burada mesela Araplar baya çok sınava giriyorlar. Sınavları geçme tarzı, geçene kadar sınava girmek diyebilirim yani. İstatistikleri falan da onlar düşünüyor. Yani biz istatistik bakan arkadaşlar var işte, şu eyaletin sınav istatistiği şuymuş, bu eyaletin sınav istatistiği buymuş gibisinden. Böyle durumlar olabiliyor. Neyse, dediğim gibi bence verimli olan birebir ders, tabii ki verimli. 1'e 2 ders, yani sizin bir partneriniz olacak. Çünkü o kitaplardaki uygulamalar genelde partner isteyen uygulamalar bazıları. O tarz bir kitabı takip edeceğinizi varsayıyorum, atıyorum. Bir hocanız ve bir partneriniz olursa çok daha verimli olacaktır. Hoca kamerayı kapattığı anda siz de partnerinizle alıştırma yapıp sorularınızı biriktirip bir sonraki derste hocanızdan teyit edip doğrulatıp tekrar çalışmaya dönebilirsiniz. Hocayı da bu şekilde verimli bir şekilde kullanmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sertifika için olan Almancayı kapatmış olduk. Şimdi gelelim günlük ihtiyacımız olan konuşma, çalışma, yaşama, ilişki kurma, işte arkadaş edinme vesaire. Bunun için gerekli olan Almanca. Yani göç ettikten sonra sizin psikolojinizi ayakta tutacak, sosyal izolasyona uğramamanızı sağlayacak, izolasyon acayip söylüyorum. Neyse, Almanca. Şimdi bu Almanca neden önemli? Az önce saydığım sebeplerden dolayı. Şimdi zaten göç ediyorsunuz. Göç başlı başına zor. Göç başlı başına masraflı. Gerçekten kolay bir şey değil. Dolayısıyla psikolojiniz yıpranıyor. Ve burada bu Almancanızın çok iyi olması, geliştirilebilir olması, özgüveninizin yüksek olması, kötü Almanca konuştuğunuzu bilip bunu geliştirmeye hevesli olmanız çok 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 önemli. Aynı şekilde daha da önemli bir mesele belki, bu Almanca olmadan, yani günlük Almanca, sizin çalışacağınız Almanca olmadan, akıcı Almanca konuşmadan Almanya'da iş görüşmelerinden de kabul alamazsınız. İş görüşmesi ayarlayabilirsiniz. Çünkü iş görüşmesinde CV'nize bakarak size iş görüşmesi ayarlayacaktır. Atıyorum B2 C1 sertifikası almışsınızdır az önceki dediğim yöntemlerle. Ama konuşma pratiğiniz çok iyi değildir. Anlama pratiğiniz çok iyi değildir. Yeterince YouTube videosu izlememişsinizdir. Ne bileyim, bir Almanya'ya gelmemişsinizdir, konuşmamışsınızdır. Bu durumda kalkıp da bir iş görüşmesinden kabul almayı bekleyemezsiniz tabii ki, doğal olarak. Dolayısıyla birazcık bu konuda hazırlıklı olmanız ve konuşma pratiği yapmanız çok çok önemli. Bir diğer mesele, Almancanın en artık üst, en önemli meselelerinden bir tanesi, biliyorsunuz denklik noktasında sizin Almancanızı test ediyorlar arkadaşlar. Tıbbi Almancanızı. FSP dediğimiz, Fachsprachprüfung dediğimiz bir sınav var. Her eyalette yapılan bu sınav ile İşte burada hekim olarak çalışabilmeye, işte geçici çalışma izniyle biliyorsunuz meseleleri, başlayabileceğiniz bir sınav var. Şimdi bu sınav gerçekten ne sertifika sınavı ne konuşma sınavı. İkisinin kombinasyonu. Yani bu iki Almancayı size önerdiğim, hem sertifika hem de günlük konuşma Almancasını iyi halletmiş olmanız gerekiyor ki, Almancanızın açılmış olması gerekiyor ki bu sınavı geçin. Benim tavsiyem. Yani Almanya'ya gelin, 2 ay, 3 ay burada yaşayın, Almancanızı açın, bir seviyeye getirin, sonra bu sınava girin. Bu sınava işte Türkiye'den süreci yönetmek isteyen ve Türkiye'den işte sınava gelip geçerim diyen arkadaşlar var. Bu da yine Arapların yöntemi olur. Gelirsiniz bir tur kalırsınız, gelirsiniz bir tur daha kalırsınız. Üçüncüde belki geçersiniz, yani o kadar paranız varsa, çünkü her sınav 400-600 euro bandında. Gelip girip şey yapabilirsiniz ama gelip ilk seferde geçiyorsanız bu sizin başarılı olduğunuzu gösterir, bir risk aldığınızı gösterir. Özellikle bazı eyaletlerde çok büyük risk aldığınızı gösterir. Çünkü jüri zaten sizi ilk başta tanırken bunu soruyor. Ne yapıyorsun şu anda diyor. Ne zamandır Almanya'dasın diyor. Seninle bir konuşuyor. Diyorsun ki dün geldim, geçen hafta geldim, işte sınava girmeye geldim. Güle güle direkt negatif, negatif hem de nasıl negatif bir izlenim bırakıyorsunuz. Dolayısıyla aklınızda bulunsun benim acizane tavsiyem, Almanya'da belli bir süre geçirmeden FSP sınavına girmeyin. Konuşmamı nasıl ilerletirim diye düşünen arkadaşlar da kesinlikle ve kesinlikle YouTube videolarına bakın. Benim zamanımda Learn German with Jenny vardı. Ben o kız sağ olsun bayağı bir videosunu izledim. Onun şimdi kanalının yeni bir adı var. Lingoli mi, öyle bir şey oldu galiba. Ben bulup buraya eklerim sizin için. O kanala bakın. O çünkü çok güzel oynatma listeleri de yapmış. Oradan izleyip Almancanızı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Almanca ile ilgili benim söyleyeceklerim 3 aşağı 5 yukarı bu kadar.
Gerçekten bu sürecin en önemli basamağı bana sorarsanız Almanca. Yani göç etmenin en önemli basamağı bana sorarsanız dil. Yani İngiltere, Amerika, işte Hollanda, İsveç, yeni yeni İsviçre, artık aklınıza gelebilecek herhangi bir ülke, hoşunuza giden bir ülke. Bu ülkeyi nasıl seçeceğinizi başka bir videoda konuşuruz. Yani hangi ülkeye gidecekseniz orada yerli halkın konuştuğu, yaşlıların konuştuğu dili öğrenmek çok önemli diye düşünüyorum. Bu şekilde bir video oldu. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumlarda buluşuruz.